Nerede çiçekler? Yok. Heh. Nerede? Yok. Nasıl yok? Çiçek toplamaya gidiyoruz. Değil mi? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2021'in ilk videosuyla karşınızdayım. E, tabii 2021'in ilk videosunun gerçekten böyle yelekle bahçede bu şekilde çekiliyor olması beni açıkçası çok şaşırttı. E, çünkü e, normalde biz Sapanca'da yeni yıla girdiğimiz zaman kar, kış, kıyamet falan olurdu. E, bu şaşırtmanın yanı sıra tabii ki birazcık da açıkçası tedirginim, kuraklık vesaire. Bir kamu spotuyla başlamam gerekirse lütfen su tüketimine dikkat edelim. E, 2021 öncelikle tüm izleyicilerime, herkese, izlemeyenlere, abone olmamış olanlara inşallah abone olma şevki, e, abone olma isteği getirir. E, burada çünkü güzel şeyler oluyor. E, 2020 yılının zay raporunu biliyorsunuz geçen hafta verdik. E, çok da güzel geri dönüşler aldı. Aslında video tam, tam böyle istediğim gibi gitti video. Yani işte ben o videoyu izleyen insanların e, izledikten sonra ya bu, bu kız da ne böyle manyak gibi devamlı öz yapıyor demesinden çok e, aslında videoyu izledikten hemen sonra kendi hayatlarına bakıp kendi farkındalıklarının artmasını sağlamaya çalışmıştım. O yüzden öncelikle e, bu video bu amaca hizmet ettiği için çok 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 mutluyum. 2021'in ilk videosuna neler Sonuçacağız bugün. Ee, bugün aslında böyle birazcık hafif böyle vlog gibi e, başlamak istemiştim çünkü Emirle beraber e, böyle bir yürüyüşe çıktık sabah. E, hava çok güzel, mis gibi. Biz yazlık evimizde yaklaşık 4-5 gün arkadaş grubumuzla giriyoruz yeni yıla. E, o yüzden çok çok e, hevesli, mutlu ve açıkçası böyle koronadan birazcık uzağız. Tabii ki tüm önlemleri alarak e, bu yılbaşı girişimizi yapıyoruz. Tabii insanlar büyük bedeller ve büyük kefaretler ödedikleri yılların bitiminde gerçekten coşkulu kutlamalar yapabiliyormuş. Hatırlarsanız hastalığım sürecinde ilk söylediğim şeylerden bir tanesi bütün bir süreç bittikten sonra kutlanması gereken her şeyi kutlayacağım. Her şeyden önce kendimi tebrik edeceğim de. Teşekkür ederim. Bugün e, aslında birazcık hayatımla ilgili sizin merak ettiğiniz yani işte bir sürpriz karar ve sürpriz karar sonrasında değiştirdiğim şeyler ve e, aslında çok uzun zamandır merak etmiş olduğunuz ve e, açıklığa kavuşturmak istediğim ikinci çocuk konusunu konuşacağız. E, karşılıklı sohbet tadında geçecek yine tabii ki videom. E, gözlüğümün olması inşallah size e, şey yapmıyordur. Hani gözlük biraz böyle sevmemeniz duruyorsa bunu böyle indirebilirim ya da çıkartabilirim. Ee, ikinci çocuk mevzusu aslında soru cevaplarda bana çok fazla sorulan ee, sizce ikinci çocuğun e, arası kaç yaş olmalıdır ikinci çocuk şart mıdır ikinci çocuk olmalı mıdır gibi gerçekten aşırı fazla bana sorulan sorulardan bir tanesi ee, bu konuda herhangi bir bilir kişi olduğumu iddia etmiyorum iddia edemem zaten ee, ama ikinci çocuk kısmına gelecek olursak yani kendi hayatımdan bağımsız ben tabii kendi hayatımla ilgili olan bölümü de anlatacağım ama kendi hayatımdan bağımsız ikinci çocuk kısmına geri dönecek olursak e, gerçekten Hali hazırda bu kadar büyük ekonomik kriz varken dünyada bu kadar çok e, değişik e, sorun varken ikinci çocuğu yapmak, iki tane çocuğu aynı hassasiyetle yetiştirmeye çalışma özgüveni ve özverisi de bambaşka bir şey. O yüzden lütfen karar verirken bunu düşünerek karar verin diye e, söylemek istiyorum. Şimdi. Anlatacağım konu aslında birazcık şu anda hali hazırda benimle beraber bu hastalık sürecini geçiren, yeni teşhis alan, bekar, hiç çocuğu olmamış ya da evli hiç çocuğu olmamış ya da çocuk isteyip çocuğu olmamış kişileri ilgilendirecek bölüme geçiyorum. Şimdi ikinci çocuğumuz olacak mı? İkinci çocuğu yapacak mıyız? Tedavim, hastalığım bunu ne kadar etkiliyor? bunu anlatacağım. Öncelikle beni yeni takip edenler için ve hani bu konudaki ikinci çocuk konusunu neden bu kadın konuşuyor diyenler için kısa bir açıklama yapacağım. Ondan sonra hemen diğer konuya geçeceğim. E, 2019 yılının Kasım ayında almış olduğum lenfoma hastalığı, meme kanseri teşhisinden sonra tümör tipimin östrojen reseptörlü olmasından kaynaklı şu an hala hazırda ee, menopozdayım ee, ve östrojen üretmesini yani vücudumun östrojen hormonu üretmesini engelleyecek baskılayıcı ilaçlar kullanıyorum ve tedavim 5 sene daha devam edecek. Bu sebeple ikinci çocuk konusunu konuşuyorum. Yani ikinci çocuk konusunda böyle bir bilir kişi olduğum için değil, bu yoldan geçen bir deneyime sahip olduğum için konuşuyorum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Şu anda hala hazırda tedavi görenler hormon tipi dolayısıyla birbirimizden farklı tedaviler görüyor olabiliriz. Ee, ben hangisi daha iyi, hangisi daha kötü demek istemiyorum. Çünkü hangisinin daha iyi, hangisi daha kötü olduğu e, bir durum söz konusu değil açıkçası yani hani e, hormon reseptörlü tümörlü kanserim o mu daha kötü yoksa diğer mi daha kötü gibi bir durum söz konusu olmuyor e, bunun zaten e, hangisinin tedavi biçiminin nasıl olacağını kesinlikle doktorlar e, biliyor doktorlar e, söylüyor e, onun dışında bu e, tümör tipinin tedavi şeklinden dolayı aslında e, çocuk kararına eğer hali hazırda bir çocuğunuz varsa e, ve bu sizin için bir risk teşkil ediyorsa yani tekrar işte hamilelik, östrojenin çok üretilmesi vesaire sizin için bir risk teşkil ediyorsa bu konuda engelleyici bir tutum sergileniyor. Şimdi yine burada da aslında bütün doktorlar birbirinden ayrı ayrı şeyler yapıyor. Yani birbirinden ayrı ayrı hareket ediyor. Birbirinden ayrı ayrı düşünüyor. Her doktorun aynen işte her terzinin kendi dikiş şekli olduğu gibi. Her doktorun da kendi muayene ve kendi tedavi şekli var. O yüzden hani benimki böyle, sizinki de böyle olmak zorunda diye bir şey yok. Öte yandan bu soruyu tabii ki içsel olarak yani tabii ki çocuğunun oğlum geldi şu an. Şu an oğlum geldiği için bu konuda ara veriyoruz. Bu konuyu tabii ki bir anne olarak yani çocuğunun kardeşi olmasını isteyen bir anne olarak. Çünkü bence her kadın özellikle kendi kardeşi varsa bunu özellikle istiyor. Çocuğunun kardeşi olmasını isteyen bir anne olarak tabii ki bu konuda hassas davranıp hani bir zorunluluk da olduğu için tabii ki böyle hevesim kalıp içim gittiği oluyor. Bu sebeple de sevgili doktorlarıma bu soruyu sordum. Ee, ve bu sorunun cevabı olarak da Emir'in annesiz kalmamasının öncelik olduğunu söylediler. Ee, ben zaten Allah olmayana versin derim her zaman. Ee, zaten ekonomik olarak da sabır olarak da hal olarak da e, tavır olarak da e, yetişme anlamında e, bir efor olarak da e, bence bir çocuğa yetebilecek kapasitedeyim. O yüzden şu anda e, önümdeki 5 sene içerisinde hala menopozda olacağım ve önümdeki 5 sene içerisinde östrojen reseptörlü tümör dolayısıyla baskılayıcı ilaç kullandığım için ee, çocuk sahibi olmam mümkün değil. Ee, ama bu konuda yine benimle aynı tarz bir tümöre sahipseniz, söylediğim gibi bu konuda eğer hiç çocuk sahibi değilseniz, yeni evlenmişseniz, daha evlenmemişsiniz vesaire prosedür daha farklı işliyor. Yani tabii ki e, sevgili doktorlarımız da sizin e, bir çocuk sahibi olmanız konusunda özveride davranıyor. O yüzden çocuk ikinci çocuk konusunu bu şekilde size anlatmış olabilirim. Bir diğer aslında çok merak ettiğiniz konuda bu engelli rapor mevzusu. Şimdi engelli rapor mevzusunda gerçekten kanser hastalığı atlatmış ve hani onkoloji hastası olup engelli raporu içeri çeken tek kişiyim. Buraya alkış koyabilir misiniz? 2021'in ilk videosunda biraz beni övelim. Ee, i̇lk kişi olmamdan dolayı, hatta o videoyu da burada bu koltukta çekmiştim. O zaman bu koltuk yoktu galiba şey vardı. Ee, o yüzden açıkçası e, bunun gururunu yaşıyorum. Ve birçok kişiye de engelli maaş vesaire bağlanmış. O konuda kendimle olan kısma hemen açıklık getireceğim. Ee, ben engelli maaş başvurusu yapmadım. Ee, maaş istemi, istemediğim için öyle bir başvurum olmadı. Ben tamamen ÖTV dolayısıyla yani işte aracımı sağ kolumu kullanamadığım için araç değiştirmek için başvurmuştum ama ÖTV'den de faydalanamadım. Ee, o yüzden inşallah faydalanacağım bir şey bulurum. Ee, ama otopark yerleri olsun. Onları da tabii ki benden çok daha engelli kişilere yani sonuçta ben %60 engel raporu aldım ama hani sağ kolum sadece ee, daha hani yürüme konusundaki elzem. Liye daha önde olan kişilere vermeye çalışıyorum. Ee, onun dışında başka bir şey de kullanmıyorum açıkçası engel raporunu. Ama engel rapor alma prosedürü yine söylediğim gibi tekrar açıklamam gerekirse e, bir telefon hattından e, randevu alıyorsunuz. Alo 180 diye hatırlıyorum ama yanlışım varsa lütfen düzeltin. E, oradan randevu aldıktan sonra bir kurula giriyorsunuz. Kurul neredeyse bir iki gün içerisinde sizin için kararınızı veriyor. Ama bir ay sonra e, sizin e-devletinizde engel raporunuz gözüküyor. Oğlum buraya gelmek ister misin? Ondan mı yiyeceksin? Ama bir kere e, merhaba demek ister misin benim takipçilerime? Korkutur, Korkutur musun? Emir sizi korkuturmuş. Ee, 2021'in yeni videosunda aslında... Aa, 2000... Kedi geldi. Ha, tamam peki. Kedi gelmiş. Kedi var. Konuğumuz da var bu videoda. 2021'in ilk videosunda aslında ben size birazcık böyle... E, 2020'den kalma sorularınızın cevabını vermemiş olmak istedim. İşte ikinci çocuğumuz olacak mı? Engelli raporundan nasıl faydalandım vesaire gibi. Ee, bu video içerisinde hayatımla ilgili verdiğim başka kararlar da var tabii ki. Çünkü kitabın e, yaratmış olduğu, yankı, kitabın yaratmış olduğu insan değişimleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kitap konusunda da özellikle şunu söyleyeceğim: ee, Eğer gittiğiniz yanarlarda bulamıyorsanız lütfen ön sipariş verebilirsiniz. Çünkü o zaman yayın evinden kitap çekebiliyorlar. Ee, ama onun dışında aşağıda zaten her yerde link var. Trendyol'da da var, destek dükkanında da var. Yenarkom.tr'de de var. İstediğiniz yerden kitabı alabilirsiniz. Biz özellikle herkes okusun diye bu rakamı koyduk. Kitap konusunda ben çok bonkör bir insanım bu arada. Gerçekten hani yazma ve o, o emeğin karşılığını her tür vermek isterim. Ama yine de fiyat skalasını bu arada tutmak yayın eviyle beraber yaptığımız güzel bir iş oldu açıkçası. Öte yandan 2021'in ilk videosunda size bir iş sürprizim var. Bunu aslında Instagram'da duyurmuştum. Ama Instagram'daki duyurmamın hemen arkasından sizinle beraber özellikle bu kısmı YouTube'da da paylaşıp kadınlara iş imkanı sunmak istiyorum. Çok uzun zamandır tüm arkadaşlarımın özellikle çok yakın arkadaşlarımın kendi evinde de hasta olup bakan arkadaşlarımın bana önerdiği bir ürün vardı. Home Bitkisel adında. Özellikle çamaşır deterjanı ve çamaşır yumuşatıcısının gerçekten hastalık sürecinde ve hastalık sürecinden önce aslında olması gerekirken ben bir yumuşatıcı bağımlısıyımdır mesela Başak Burcu olarak. Özellikle böyle kimyasalları almaya çok dikkat etmek gerekirken hastalıktan sonra tabii ki ister istemez dikkatli olmak zorunda kaldık. E, piyasada birçok marka bitkisel diye geçiyor ama ilk defa bu olduğu için bütün arkadaşlarım bana önermişti. Hatta şu anda işte yüzümdeki makyaj malzemeleri de işte BB krem, e, lipstik vesaire onlar da homun. E, tamamen bitkisel ürün ürettikleri için ve vücut için yani direktleri altından girdiği için bana çok kişi söylemişti. E, Açıkçası ben kendim için satın aldım e, arkadaşlarımdan ama e, bunun bir iş imkanına dönüşme kısmını çok iyi bilemediğim için hiçbir zaman referans olmadım. E, geçtiğimiz hafta yaklaşık 7 saat süren bir toplantı yaptık sevgili Subutay Bey'le. E, Home Bitkisel'in genel müdürü kendisi. Home Bitkisel'in sahibi Şeyde Hanım'la da beraber oturduk. Ve gerçekten aslında şu anda hani influencerların gördüğü influencerlarda görmüş olduğunuz link kaydırma sistemiyle e, ev hanımlarının takipçi sayısı önemsiz olup marketlerden alışveriş yapan kişilerin para kazanacağı bir sistem olduğu konusunda ikna oldum. Ve açıkçası sistem konusunda da yapabileceğimi ve arkamdaki kitleyi bildiğim için de insanlara referans olup kendi ekibimin altında e, onları konumlandırmak vaadiyle e, bu iş konusunda bir referanslık durumu söz konusu. Ne yapıyorsunuz? E, sizi telefon numarasından arıyorlar. Instagram'da sonra etiketlerini takip ederseniz Instagram'dan telefon numarası topluyoruz. Çünkü buraya yazmanız hani herkesin göreceği bir alan olmasından dolayı e, sizi eee tedirgin etmemesi için Instagram'dan topluyoruz. Sizi arıyorlar. Ondan sonra için arka planını anlatıyorlar. Ve arka planından sonra siz kendi eviniz için, tabii ki deneyimlerinizi de paylaşmak için, o linki kaydırabilmek için 200 TL'lik bir alışveriş yapıyorsunuz. Yani gerçekten kendi evimde kullanmasam ve referansı olmasam suratıma sürüp burada çıkmasam ya da gerçekten çamaşır deterjanının, yumuşatıcının bu kadar önemli olduğunu bilmesem ben zaten böyle bir şeye girmem. <laughs> Biliyorsunuz hani ne kadar e, patavatsızlık boyutunda açık sözlü olduğumu. E, o yüzden de açıkçası o 200 TL'lik alışverişin içerisinde işte ürünleri deniyorsunuz. Denedikten sonra tavsiye üzerine siz arkadaşlarınıza nasıl işte mesela güzel çıkan güzel çıkan bir cımbız bulduğumuzda kaşçıyı ya da kaşçı bulduğumuzda yani biz nasıl o markadan giyiniyoruz ve linkini kaydırıyoruz size. Aynı mantık yani ve siz de link verebiliyorsunuz Whatsapp'tan istediğiniz yerden. Bu vesileyle işte çocuğunu koleje gönderenler ayda 500 ile 2500 TL arası maaş kazananlar vesaire gerçekten çok fazla kadın dinlemesem ben böyle şeylere hiç girmem. Yani senelerdir birçok marka zaten hani benim arkamda bir kitle olduğu için hep peşimde oldu. Ama ben iş imkanı olarak ilk defa böyle bir şeyle çıkıyorum karşınıza. Ee, o yüzden şimdi bu videoyu izledikten hemen sonra bu akşam Instagram atacağım, soru kartına telefon numaralarınızı yazarsanız e, size geri dönüş sağlasınlar. Bir başlangıç paketi alışverişinizi yapın, sisteme dahil olun. Çünkü sisteme dahil olmak için ürünü kullanmanız gerekiyor. Orada da sizin sakın hani cebinizden üyelik bedeli, üyelik ücreti alınıyor gibi düşünmeyin. Yani karşılığında bir mal gönderiliyor. Yine bir sıkıntınız olursa ben burada referansım her zaman. E, gözlüğü de çıkarayım daha şey olayım istedim karşınızda. Öte yandan ee, bu haftanın bir başka gelişmesi ise yani hani böyle karma karışık bir şeyler anlatıyoruz ama şu gözüm geri takayım. Bu haftanın bir başka gelişmesi ise <laughs> Acun Demet Eksenal etiketi oldu. Öncelikle bu güzel düşünceniz için ve, ve bu güzel girişiminiz için aslında sonuçta bu da bir girişim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki ...kendi mesleğimi icra etmekten dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Yani e, diğer bunu sonradan meslek edilmiş arkadaşlarıma saygım sonsuz. Ama zaten iletişim fakültesi okuyup, TRT spikeri olup... ...burada YouTube'da sizin izleyiciniz olarak beğendiğiniz... ...ve kadın programı yapmasını istediğiniz biri olarak... ...yani aslında izleyicinin talep ettiği ilk kişi olarak karşınızda olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Acun beni ilk alır mı almaz mı bilmiyorum. Ya da başka biri başka bir yere alır mı almaz mı bilmiyorum. Ben başka bir yerde bir şey yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum onu da bilmiyorum. Ama sonuçta Ars Talep meselesinde e, talebe e, yani talebin benden yana olması beni çok büyük e, gururlandırdı. Öncelikle bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ulaşmaya çalıştığım ulaştığım kitabımla, videolarımla, instagramımla soru cevaplarımla karşınızda e, sizin bambaşka bir kadın olarak var olduğum ve size kendimi bu kadar sevdirdiğim için kendimle de gurur duyuyorum. Ne dedim çünkü kitabımda ve yaşadığım süreçlerin sonunda önce kendimi tebrik edeceğim. Ee, onun dışında 2021'in ilk müjdesi olarak bu iş imkanında da söyledikten sonra yani evden para kazandırma bir influencer olma imkanı benim için çünkü bu. Yani takipçi yapmadan kendi aranızda 3 tane komşunuza verseniz zaten ayda neredeyse 1000 TL ciro yapıyorsunuz. Çünkü market alışverişi ne kadar yapıyorsunuz ki ayda? Ee, i̇çerisinde kahvesinden tutun kremine e, çamaşır deterjanına kadar her şey var. Hele bir vücut sıkrabı var Yani inanılmaz. Ki beni biliyorsunuz ya yani. ben cildime kötü ürün kullanmam. Ee, ve makyaj malzemesi de çok kullanmam. 2021'in ilk videosunu no. böyle Oradan buradan şuradan konuştuğumuz bahçede böyle oturup keyifle sizin de kahvenizi alıp izleyeceğiniz bir şekilde sonlandırıyorum. Instagram'da Demet Işıldırmaz olarak beni takip etmeyi, lütfen YouTube kanalıma abone olmayı. Bu arada ben yılbaşı çekilişi yapmadım çünkü yani yeterince yılbaşı çekilişi yapan olduğunu düşünüyorum. Ben yılbaşından sonra yapayım. Benim bir acelem yok. Yılbaşına kadar şu kadar adam gelsin gibi bir talebim de yok. O yüzden yılbaşından sonra kazanacağınız güzel hediyeleri ve bu iş imkanından lütfen faydalanmayı, lütfen bunu aa ben bunu yapamam dememeyi. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben de YouTube kanalımı açtığımda ben de bunu yapamam diyordum. O kadar büyük bir yöneticilik kariyerinden dönüp işte o zamanlar Enes Batur'lar var. Yani Enes Batur benden kaç yaş küçük, 95'li çocuklar gibi kameranın karşısına geçip konuşacak mıyım diyordum. Bakın ne haldeyim. O yüzden siz de kullandığınız çamaşır deterjanını arkadaşınıza tavsiye edip nasıl onun marketinden para kazanamıyorsunuz onun alışverişinden para kazanabilir birbirinize destek olabilirsiniz. Bunların hepsi birbirine destek olmaktır. Ekonomide sadece birilerinin kazanması olmaz. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. 2021'in sağlık, mutluluk, huzur, bol bereket ve ne dilerseniz onu getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.